Değerli dinleyicilerim, dünyanın en ilginç hayvanları videolarımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Videonun birinci bölümünü izlemediyseniz o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler. Sinek kuşu şahin güvesi. İlk olarak doğa bilimci Carl Linnaeus tarafından tanımlanan bu güve, diğer güvelerden oldukça farklıdır. Bir sinek kuşu kadar büyüktür ve belirgin kırmızımsı kanatları vardır. Sinek kuşu şahin güveleri, İskoçya, Galler, İrlanda ve İngiltere'de yaşarlar. Genellikle bahçelerde ve ormanlık alanlarda beslenirler. Fossa. Fossa, aslında gelincik ailesinin bir üyesi olmasına ve firavun faresinin yakın bir akrabası olmasına rağmen, doğa bilimcileri bu hayvandan kedi benzeri olarak bahsederler. Bu olağanüstü yaratık, bir kedinin kulaklarına ve kafa şekline sahip olsa da tamamen benzersiz bir özelliğe sahiptir. Tırmanırken ağaç dallarını tutmak için kullandığı uzun bir kuyruk, birçok doğa ve sıra dışı hayvan gibi fossalarda Madagaskar'da yaşarlar. Venezuela Kaniş Güvesi. Bu güveler bir fino köpeği andıran kıllarla kaplıdır. Ancak bir kanişin aksine kanatları vardır ve tıpkı diğer güveler gibi ışığa gelirler. Pokemon'dan çıkmış gibi gözüken bu güve, Venezuela'da 2009 yılında keşfedilmiştir. Penis yılanı. Bu hayvan gerçekten de isminin hakkını veriyor diyebiliriz. Brezilya'da bulunan penis yılanı, Sir Graham Hales tarafından yağmur ormanı ekosistemlerinde keşfedildi. Ancak bu hayvan, yılan gibi bir sürüngen değil, bir amfibidir. Böcekler ve küçük balıklarla beslendiği Amazon nehrinde yaşarlar. Japon örümcek yengeçleri. Uzun ve örümcek benzeri bacaklarıyla oldukça korkunç gözüken bu hayvanlar, son derece büyük ve uzun ömürlüdürler. Yüzyıl boyunca hayatta kalabilen örümcek yengeçleri vardır. Japonya kıyılarında bulunan bu yengeçler, tehlikeli avcılar olmasalar da etçil leş yiyicilerdir ve okyanus tabanında yaşam alanlarına ulaşan tüm ölü balıkları veya memelileri yerler. Tenrek. Tenrekler avucunuzun içine sığabilecek boyuttadır ve turuncu siyah renkleriyle bir yaban arısını andırırlar. Her biri farklı bir Madagaskar iklim bölgesinde bulunan iki farklı tenrek türü vardır. Bunlardan biri yağmur ormanlarında yaşarken, diğeri ise dağlık bölgelerde yaşar. Yaprak kuyruklu geko. Bu hayvanın gövdesi ve kuyruğu kurumuş, kahverengimsi bir yaprağa benzer. Olağanüstü kamuflaj kapasitesine ek olarak, bu geko gönüllü olarak kuyruğunu dökerek yırtıcıları kandırabilir. Marabu leylekleri. Bu kuşların uzun bacakları, devasa gagası ve kırmızımsı boyun kesesi, oldukça ilginç bir görüntüsü vardır. Çöp ve kendi dışkılarını yemeyi çok severler. Marabu leylekleri, Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'na dahil olmak üzere Sahra'nın güneyinde Afrika'da yaşarlar. Uçan lemur. Genellikle Sunda uçan lemurları veya Malaya uçan lemurları olarak da adlandırılan bu lemurlar teknik olarak uçmazlar. Kanatlarını açıp süzülürler. Ormanlarda yaşarlar ve kanatları sayesinde yere değmeden ağaçtan ağaca seyahat etmelerini sağlarlar. Bu lemur türü Güneydoğu Asya'da bulunur. Tayland, Singapur, Malezya ve Endonezya'da da popülasyonları vardır. Pembe armadillo. Bu hayvanlar beyaz göbekleri ve pembe kabukları ile diğer armadillolardan oldukça farklıdır. Bu küçük armadillo bir hamster ile hemen hemen aynı boyuttadır. Pembe armadillolar Orta Arjantin'de yaşarlar ve menzilleri çöl kumullarını ve kilometrelerce çalılık ve otlakları kapsar. Hint mor kurbağası. Hint mor kurbağaları sıradan kurbağalara hiç benzemez. Eşsiz ve çarpıcı mor renklerinin yanı sıra yumru şeklindedirler ve normal bir kurbağaya göre deforme olmuş gibi görünen özelliklere sahiptirler. Hayatlarının çoğunu yer altında termitleri ve diğer oyuk böcekleri emerek geçirirler. Çiftleşme dönemlerinde sadece 1 veya 2 hafta yüzeye çıkarlar. Adlarından da anlaşılacağı gibi bu kurbağalar Hindistan'da, özellikle Batı Ghats sıralarında bulunur. Mata mata. Mata mata kaplumbağaları, diğer kaplumbağalara kıyasla neredeyse hiç hareket etmezler. Sığ sularından neredeyse hiçbir zaman ayrılmazlar. Ancak karayı yumurta bırakma zamanı geldiğinde hareket ederler. Sudayken bu kaplumbağalar boşta oturur ve geniş ağızlarını avlarını emmek için kullanırlar.
geniş kafaları ve zayıf çeneleri çiğnemeyi imkansız hale getirdiğinden esasen yiyeceklerini solumaktadırlar. Amazon'da yaşarlar. Panda karıncası. Pandalar ne kadar sevimliyse panda karıncaları da o kadar sevimli gözükür. Ancak bu karıncalar tehlikeli olabilir. Bu karıncaların dişlerini kanatsız eşek arası olarak düşünebilirsiniz. Şili ve Arjantin'de bulunan panda karıncaların ısırıkları eşek arası ile eşdeğerdir. Honduras beyaz yarasaları. Vampir benzeri albino yarasaları vejetaryandır. Sivri kulakları sarımsı renkte ve neredeyse yarı saydamdır. Elf gibi bir şekle sahiptir ve keskin beyaz renkleri onları fark etmelerini kolaylaştırır. Bu yarasalar gruplar halinde yaşarlar. Habitatları Honduras, Nikaragua, Costa Rica ve Panama'dır. Kinkajou. Rakunlarla akraba olan Kinkajou, akrabalarına hiç benzemez. Kuyruklarını ağaçları kavramak için kullanırlar. Beslenme düzenleri oldukça ilginçtir. Bal ve çöp yerler. Bal ayıları lakaplı Kinkajou'lar, Orta ve Güney Amerika yağmur ormanlarında gruplar halinde yaşarlar. De Brazza maymunları. Sakalları ve gür kaşları ile bu primatlar görkemli bir görünüme sahiptir. Görünümlerinin aksine oldukça ürkek hayvanlardır. Tespit edildiklerinde genellikle bir savunma mekanizması olarak dona kalırlar. Etiyopya, Kenya ve Angola'da yaşarlar. Deniz kalemi. Deniz kalemlerinin birkaç göze çarpan özelliği vardır. Birincisi, eski moda bir tüy kaleme benzemeleri, ikincisi ise oldukça ilginç bir davranış sergilemeleridir. Deniz kalemleri gruplar halinde kullanılır ve uyarıldığında aydınlanır ve deniz tabanında parlak yeşil bir ışık verirler. Bu ışık gösterilerini Alaska Körfezi'nden Kaliforniya'ya kadar Pasifik Okyanusu'nu görmek mümkündür. Tavus kuşu örümceği. Zıplayan örümcek ailesinden bir tür olan bu tür, canlı renk desenleri nedeniyle tavus kuşu adını alır. Erkek örümcekler kur yapmak için kırmızı, mavi ve siyah tonlu uzantılarını kullanırlar. Bir dişi, yaptıkları çiftleşme dansıyla ilgilense de ilgilenmese de erkek örümceğe saldırmaya, öldürmeye ve onu yemeye çalışabilir. Deniz gergedanı. Mitolojik bir yaratığa benzeyen deniz gergedanları 50 yıla kadar yaşayabilirler. Sırt yüzgeçleri yoktur. Ancak uzun dişleri vardır. Erkek deniz gergedanlarında tipik olarak üç çenenin sol tarafından dudağın içinden gelen uzun bir köpek dişi vardır. Bazı erkeklerde iki diş bulunur. Kanada, Kuzey Kutbu'nda yaşayan bu ilginç canlılar Grönland ve Rus sularında da yüzerler. Mavi deniz salyangozu. Yaygın olarak mavi melek, ejderha salyangozu veya mavi deniz salyangozu olarak bilinen Galatius atlanticus, kabuksuz bir karından bacaklı yumuşakçadır. Baş aşağı yüzerler ve rüzgarlar ve okyanus akıntıları tarafından taşınırlar. Bu parlak renkli deniz salyangozları Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarında hem ılıman hem de tropikal sularda yaşayabilirler. Ve son olarak pangolin. Pangolinler herhangi bir tehlike anında top gibi yuvarlanabilirler ve pulları sayesinde yırtıcılardan korunurlar. Bu tür bir özelliğe sahip olduğu bilinen tek memelidir. Bir gece hayvanı olan pangolin, karıncalar ve termitler ile beslenir. Ne yazık ki bu hayvanlar hem etleri hem de geleneksel Çin tıbbında kullanılan pulları için kaçak olarak avlanıyor. 8 pangolin türünden 3'ü kritik derecede tehlikede, 3'ü tehlikede ve son ikisi savunması olarak listeleniyor. Değerli dinleyicilerim, bir şaşırtıcı bilgiler videomuzun da sonuna geldiğimiz gibi dünyanın en ilginç hayvanları videolarımızın ikinci ve son bölümünün de burada sonuna geldik. Videoyu anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.